Şimdi de yanımızda AK Parti Soma Gençlik Kolları Başkanı Eyüp Süleyman Allı hocamız var. Hocam bugün bir yürüyüş düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağı'ndan Cengiz Hopper Meydanı'na Filistin'deki Müslüman kardeşlerimiz için destek yürüyüşü. Ve burada da bir basın açıklamasında bulundunuz. Bugünle ilgili, Filistin'le ilgili neler söylemek istersiniz? Filistin Müslümanların miracıdır diyoruz. 100 yıl öncesi o topraklardaydık ama şu an Kudüs düşerse tarih düşer diyoruz. O yüzden biz buna inanıyoruz. Ve bugün ses olmak istedik. Çünkü biz zalimin zulmüne susmayacağız. Şunu buradan söylemek istiyorum. İsrail unutmasın ki Kudüs İsrail'in değildir, İsrail'in de olmayacaktır. Kudüs Hristiyan alemine, Museviye ve İslamiyet'e üç din için kutsal bir şehirdir. Bunu biliyoruz ve o yüzden Kudüs'ün yani sadece onlar için özelmiş, onlar için önemliymiş gibi anlatılmasını istemiyoruz. Ve orada yapılan zulme, orada yapılan zalimliğe karşı biz burada ses olmak istedik. Bugün Muhsin Yazıcıoğlu Kavşağı'ndan tabii ki siyasi parti temsilcilerimiz, STK'lar, tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti hem ana kademimiz, hem gençlik kollarımız, hem kadın kollarımız ve tüm STK'lar, sivil toplum kuruluşları. Hep birlikte burada bir yürüyüş gerçekleştirdik ve sonrasında bir basın açıklamamız oldu. Biz burada ses olmaya çalıştık. Yani Soma'nın tabii ki duyarlılığını yine biz burada hissettik ve gördük. Zaten tüm Türkiye bugün Filistin için ayakta. Cumhurbaşkanımız Kudüs Türkiye için kırmızı çizgidir diyor ve bunu üstüne basarak söylüyor. Ve bizler de bu sebeple bunun bilincinde ses olmaya ve hiçbir şekilde zalimin zulmüne bırakmayacağız kutsal kentlerimizi, şehirlerimizi ve o yüzden bugün nasıl burada ses olduysak Allah'ın izniyle yine o Filistinli kardeşlerimizin yanında yer alacağız. Şunu basın açıklamamdan da belirttim. Şu vardı benim için, beni çok etkileyen bir şey. Dün Kudüs'te Filistinliler Türk bayrağını ellerinde salladıklarında onlara diyorlar ki siz Filistinlisiniz, neden Türk bayrağı var? Onlar da diyor ki Türk bayrağını biz elimizde tuttuğumuzda kendimizi güçlü hissediyoruz diyorlar. Ve o yüzden yani son kale Türkiye diyoruz. Yani o bayrağımız bizim o topraklarda 401 yıl dalgalandı. Ve inşallah Allah'ın izniyle ben zaten Kudüs'e gittiğimde bundan Şubat ayında Kudüs'e gitmiştim. Ve orada sevgi selini gördüm. Öyle bir sevgiseli var ki hem Türkiye'mize hem Türk milletine karşı ve Türkiye bir gün gelecek diyorlar onlar. İnşallah biz her daim Filistin'in yanındayız. Onlara sırtımızı dönemeyiz, dönmeyeceğiz de. Biz Allah'ın izniyle nasıl ki ecdadımız o topraklara sahip çıktıysa biz de onların yanında olmaya devam edeceğiz. Çünkü ben orada çocuklarla beraber top oynadım. Ve orada çocuklarla beraber hatta Hazreti İbrahim kabrinden çıktığımızda çocuklar bizleri görünce Türkiye Türkiye diye bağırmaya başladılar. Yani orada büyük bir Türkiye'ye karşı sevgi seli var. Ve bizim onlara karşı susmamız ve bizim onlara karşı hiçbir şey yapmamamız ve sırtımızı dönmemiz tabii ki kabul edilecek bir şey değildir. Çünkü o topraklar bize emanetti ve Allah'ın izniyle bundan sonra da bize emanet olacak. Çünkü diyoruz ya Mescid-i Aksa Müslümanlarındır. Mescid-i Aksa Müslümanlarındır ve Müslümanların kalacaktır. Ve bunu biliyoruz. Ve o yüzden Kudüs tüm dinlere tüm dinler için kutsal bir yerdir ve bunu da biliyoruz. Yani tarihi bir hafızası vardır Kudüs'ün. O yüzden Kudüs'ü sadece bir devletin himmetine ve onların zulmüne bırakmayacağız diyoruz. Bizim inancımız tamdır ve bu konuda da gerekeni hem bu genç kardeşlerimiz olarak hem Türk milleti olarak gerekeni hem de Cumhurbaşkanımız zaten gerekeni üstüne basarak yapıyor. Gerekli görüşmeleri sağlıyor ve şunu söylemişti bize ve biz bu söz içerisinde bu sözde devam ediyoruz. Kudüs Türkiye için kırmızı çizgidir diyoruz ve böyle de olacak ve Müslümanlar Kudüs için birleşeceklerdir. Biz de buna inanıyoruz inşallah. Gayemiz bu olacak diyorum. Peki efendim, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Görüşürüz.